Size ilginç bir görüntü göstereyim. Neresi ilginç onu söyleyeyim. Buradan hani günde onlarca kuzu göbekçi geçer. Ama bu dağları, bu yamaçları hepsini arar. Ama kesinlikle şu yol kenarına bakmaz. Bu benim sürekli başıma geldi. Ondan dolayı şey yapıyorum. Neden bakmaz diyorum. Gelin. Bakın şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir tane burada. Kuzu göbeği. İki tane burada. Yan yana. Ondan sonra bakalım. Çünkü bir tane olan yerde genelde gerisi de olduğu için şey yapar. Yani siz şey yapın. Suyun aktığı böyle hani ne bir de koruyacağını gördüğümüz yerlere ben derim ki dikkat edin. Dikkat edin. Çünkü o bölgede zaten %90 bulursunuz. Bulduğumuz kuzu göbeklerini keselim. Hem de benden size bir tavsiye olsun. Böyle yol kenarlarına giderken, özellikle böyle su akıp gittiği bölgelerde dikkat edin. Mantar bulma şansınız her zaman vardır. Keselim. Şu bir şöyle. İlle de hani ta dağların içerisinde, ormanların içerisinde olacak diye bir şey de yok bunda. Gördüğünüz gibi. İşte kuzu göbekleri burada. Ve eminim ki şu bölgede biraz sonra bakmaya devam edeceğim. Bulmaya devam ederim diye düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar. Mantar aramaya devam ediyoruz. Burada birkaç tane mantar gördüm. Onu sizinle de paylaşmak istedim. Ondan dolayı tekrar video çekiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı irileşmiş. Aynı zamanda yukarıda şurada bir tane daha var. Hayır, bakmaya devam ediyorum çünkü bu şekilde olduğu zaman mutlaka ki çevresinde vardır. Ve gözümüz alıştıkça göreceğiz. Bayağı irileştiği için demek ki bu çevreye en azından kısa zamanda uğrayan olmadı. Onun için bulma ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum daha gerisini. Evet, bakıyorum şimdi buralara. Özellikle bu sefer kapatmadım videoyu ki beraber arayalım ve gördüğümüzde hep beraber o heyecanı yaşayalım. Belki birazcık uzun olabilir, sıkıcı olabilir ama bakalım. Hala bakıyoruz. Ve o iki taneden başka da görmedik. Mantarlarımızı bir keselim. Bıçağımızı açalım şöyle. Şöyle şu kalsın. Büyüklük de şöyle. Aynı zamanda burada var. Şöyle iki tane mantarımız. Şu anda bulduğum burada bu kadar. Hala bakmaya devam ediyorum. Eminim ki çıkacak birkaç tane daha buradan.
Bakalım nereden ne kadar buluruz. Sonuçta o da kısmet meselesi. Evet arkadaşlar, pazar günü 18 Mart. Kuzu bebeği mantarı toplamaya çıktık. Bak bu bölgede şu anda 5 tane görünüyor, görünen. Nasıl? Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Şurada bir tane ufak. Şurada bir tane var bak. İşte. Şurada çalının içinde de var galiba bir tane. İşte. Evet. Burada var. Ha, toplaması ayrı zevkli. Yemesi ayrı zevkli olan bir mantar. Gördüğünüz gibi. Ha, daha çıpkıp ormanda gezmek ileride de var Ahmet. Bir tane daha var. Al. Abi gel topla sen topla. Sen al ya. Hadi sen topla. Ben ayrı ayrı toplaması gezmesi zevkli olan bir şey. Ondan dolayı. 5-6 oldu da ya. Aha Ahmet. Oo. Burada da varmış. Dayı topla topla gari. Evet arkadaşlar. 31 Mart Cumartesi. Öğleden sonra çıkalım. Şöyle bir gezelim. Dolaşalım. Hem kuzu göbeği var mı diye bakalım dedik. İbrahim enişte gelmiş. Beraber çıktık. Teyze oğlum var yukarıda. Onunla beraber bakıyoruz. Bu bölgelerde var mı? En azından hani durumu nedir diye. Honaz'dayız. Kaklığın üst tarafları. Özcan buldum. Evet bak İbrahim enişte buldu bir tane. Evet. Görüyorsunuz. Ay enişte güzelmiş. Güzelmiş. Gayet. Evet. Bıçak var mı? Bıçak bir dakika. Bıçağı almadım herhalde de. Şey yapalım. Şuradan üst tarafından kopartalım. Köküğünü kalırsa bir dahaki sefere çıkar, çıkma şansı olur zaten. Şöyle. Evet. Bulduk. Bu kuzu göbeğimizi bulduk. Toplamaya devam ediyoruz. Buldukça videolarımız devam edecek zaten. Bolca bulacağımıza inanıyorum. Evet. Görüşürüz gene. Çekiyorum diye başlıyor. Evet arkadaşlar, mantar aramaya devam ediyoruz. Bakalım. Ama buralarda ben kuzu göbeği bulacağımıza eminim. Çünkü burası suyun beklediği, suyun yatakları yer. Evet. Buralarda olabilir. Olma ihtimali çok yüksek. Nemi de var zaten. Evet. Evet. Nem olduğu için olma ihtimali yüksek gibi geliyor. Evet, bir tane gördüm arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Evet. Evet. Oo, bak, 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 bak. Biri de yanındaymış. Biri de yanındaymış. Evet. Bayağı köpüğünü büyük. Köpüğünü de kes biraz daha inişte onu. Tamam, bir saniye. Suyumuzu koyduk. Evet, bir tane daha gördüm hemen arkanda. Onu da alacağız. Şunu da aldık. Evet. Biraz daha köpüğünü... Köklerinden biraz daha kesebilirsin onu. Şöyle biraz daha kesiyoruz. Köklerini bırakmak önemli. Gelecek yıl için evet. Biraz daha olma ihtimali yüksek. Evet, buradan da şöyle koptu zaten. Zaten tamam, kökü kaldı orada. Kökü kaldı, şöyle bırakalım birazcık. Evet. Hemen arkanında bir tane daha gördük. Evet, şurada. Evet, doğru. Evet, bakıyoruz. Evet. Evet. Büyüklüğünü güzel. Görmek açısından. Şöyle kökünden doğru kesiyoruz. Zaten olduğu yerde toplu olarak oluyor. Evet. Yani yaklaşık. Aha da bir tane daha. Şöyle açalım etrafına. Çıkamamış zaten bu. Çok. Evet. Bu şeyin içerisine kalmış. Evet, 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 evet. Şöyle kökünden kesiyoruz. Geldi o da. Şöyle köklerini bırakalım. Evet. Bayağı bugünkü hasılatımız bayağı oldu. Başka çevresinde var mı? Çevresine bakalım. Çevresine tekrar bakıyoruz. Bakalım. Buralarda bayağı olma ihtimali yüksek dedik. Aradığımız bölgeler zaten belli bölgeler. Nemin ve suyun olduğu yerlerde oluyor. Aramaya devam ediyoruz. Dediğim gibi Mart'ın 4'ü 2018.
hala böyle dolaşmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi dikkatli olduktan sonra ve bir tane bulduktan sonra çevresinde nerede nasıl olabileceğini görebiliriz. Bak, bir tane daha gördüm şu anda. Evet, şöyle yaklaştırayım. Gördüğümüz gibi, evet. Çalıların altında. İleride bir tane daha var. Hatta bu biraz daha büyümüş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hani parmak olarak da büyüklüğünü görmeyiz için şöyle göstereyim. Güzel. Oldukça daha zevkli oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor yani. Bir de bir şeyi belirtmek istiyorum bu konuda. Bunları keserken veya kopartırken eğer kök kısımlarını bırakırsak belki bir hafta 10 gün sonra geldiğimizde tekrar bulmamız, bu bölgede bulmamız belki daha çok olabilir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı hafif kök kısmını bırakarak üstünden kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Diğerini de alalım. Şöyle. Diğerini de alalım. Şöyle yan yana koyayım. Bunu da kök kısmını ellemeden kesiyorum. Şöyle. Buradan da iki tane buldum. Şimdi görebildiğim en azından o. Sonra bulursam tekrardan videolara devam ederiz.